ne büyük disiplin, işine, izleyicisine ne büyük saygı, özveri. Sahnede rolüm olmadığı zamanlar kulisler hep onu izler, yaratmakta olduğu yeni rolün nasıl çalıştığını, nasıl geliştirdiğini, o kişinin kalıbını nasıl giyineceğini, nasıl o olacağını gözlemler. Sonuçta bir bakardı, Yıldız Kenter gitmiş, başka biri çıkmış ortaya. Arkadina olmuş ya da Pembe Kadın. Yönetmenliğine gelince ne kadar başarılı bir hoca olduğunu görürüz. Uğraşır, didinir, bazen tatlı tatlı, bazen sert, acımasız. Oyuncusunun içindeki cevheri bulur çıkarır, ona doğru yolu gösterir. 3 yıl yanında çalıştım. Konservatuvar eğitimine bedel, deneyim edindim. Sonunda onun yönetmeni de oldum. Bu kıratta bir oyuncuyla çalışmak ne büyük keyif. İzleyicileri ona aşkla bağlandı. Çünkü onları hep derinden etkiledi. Gönüllerde taht kurdu. Kardeşim Uşvi Kenter ve eşi Şükran Güngör'le birlikte bu salonu yoktan var ettiler. Sayısız oyuncu yetişti. 60 yıla yakın bir süre fırtınalı denizlerde kent oyuncularının kaptanı oldu. Ülkemizde bir özel tiyatroyu bunca yıl ayakta tutmanın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Onca emek, onca büyük başarı, sonunda yorgun düştü. Son zamanlarda tek derdi şu an içinde bulunduğumuz tiyatro salonuydu. Eğlenceli geçen tatlı sohbetlerimizle söz Kenter Tiyatrosu'na gelince durgunlaşır, yüzü kararır, sıra ne olacak bu salonun hali sırasına gelirdi. Onun huzur içinde uyumasını istiyorsak bu sorunun çözümüne katkıda bulunmalıyız. Kim el verecek bilinmez belediyemeyiz. Kültür Bakanlığı mı, bir özel kuruluş mu, onun mirası olan bu tarihi salonu adam etmeli, yaşayan bir müze olan Kenter Tiyatrosu, İstanbul'un kültür yaşamındaki yerini korumalıdır. Yıldız Kenter, sevgili hocam, yıllar boyu bizi güldürdün, ağlattın, bize öyle güzellikler yaşattın ki başımızın tacı.